Musa Ünsal ve vekili müdafi ayağa kalksın. Kürsüye gelin. Muhterem Reis Bey, eski Demokrat Parti mebusu Rıza Ünsal'ın mebusluk sıfatını kullanarak Keriman Kızıltan adındaki şarkıcıya maddi ve manevi destek sağladığı savcılık makamı tarafından belgelenmiştir. Bu belge Rıza Ünsal'ın nüfuzunu kullanarak plak şirketi üzerinde baskı kurduğunu, hatta daha ileri giderek menfaat temin ettiğini göstermektedir. Sözünü ettiğiniz vesika hakkında müdafaanın ve müvekkilimin herhangi bir bilgisi yoktur. Ne mahiyette bir vesika olduğu da bilinmiyor. Müdafaa haklarımızın korunması için önce vesikanın incelenmek üzere tarafımıza verilmesini istiyor, sonra da bu mesnetsiz suçlama hakkında müdafaa yapabilmek için mehil talep ediyoruz. Bu kadar zamanımız yok avukat bey. Müvekkiliniz sorularımıza cevap verecek. Devam edin. Keriman Kızıltan adındaki şarkıcıya yardım ettiğiniz doğru mu? Doğru. Bu mevzuda devletin imkanlarını kullandınız mı? Hayır, kullanmadım. Kendisine bir plak çıkarmak için plak şirketine mebus olduğunuzu söylediniz mi? Yani nüfuzunuzu kullandınız mı? Hayır, kullanmadım. Mebus olduğumu zaten biliyorlardı. Ben sadece arkadaşıma yardım etmek istemiştim. Kabiliyeti varsa plak yapın dedim. Onlar da yaptılar. Muhterem başkanım, plak şirketi müdürü ve sahibi zaten sanıktırlar. Aynı iddianameyle yargılanmaktadır. Günaydın Halime. Günaydın Ahmet Bey. Suçu ispatlayan bütün bilgi ve belgeler belirtilmiştir. Rıza Ünsal suçlamaları reddediyor. Şahidiniz var mı? Evet sayın başkanım. Şahit olarak Keriman Kızıltan'ı dinletmek istiyoruz. Savcı Bey, sorularına geçmeden önce isminizi söyleyin. Keriman Kızıltan. Rıza Ünsal, yerinize oturun. Rıza Ünsal'ı nereden tanıyorsunuz? Beni dinlemek üzere çalıştığım yere gelmişti. Orada tanıştık. Rıza Bey bana kim sadece kadın? Yol gösterdi. Adını ilk defa duyuyorum. Bu işle ilgili birkaç arkadaşıyla tanıştık. Ben de. O kadar. Sohbetin ne işi var ki mahkemede acaba? Ne işle iştigal ettiğini sormam. Dur anlarız şimdi. Kendisinden öğrendim. Kendilerinden hiçbir maddi yardım almadım. Meslek hayatımda yol alabilmek için bazı mevzularda kendisine danıştım. Mesele bundan ibarettir. Ona bir mektup yazdınız. Kimin aracılığıyla yolladınız? Çünkü normal posta kaydıyla gelmediğini biliyoruz. Yassı adaya geçen bir mahkum yakınından rica ettim. Götürmeyi kabul etti. İsmini hatırlamıyorum. Münasebetinizin platonik seviyede kalmadığı hemen anlaşılıyor. Sanık isteklerini karşılamanız için sizi zorluyor muydu? Sayın savcı, lütfen soracağınız sorularda hem benim hem de ihtilalin haysiyetine saygı gösteren bir üslup kullanınız.
Bu konuda hiçbir suçu olmayan bir insanı benim üzerimden kirletmeye hakkınız yok. Muhterem başkanım, şahit haddini aşıyor. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Yoksa atarım seni dışarı. Muhterem reis bey, savcı da haddini aşıyor. Hem vesikanın ne olduğunu tetkik etmekten mahrumuz, hem de savcının mesnetsiz suç isnadı karşısında savunmasız bırakılıyoruz. Şahidi duruşmaya çağıran sizsiniz. Ama şahidin söylediklerine saygı göstermiyorsunuz. Ya adil bir şahide tahammülünüz yok, ya da haksızlığınızın teşhir edilmesinden korkuyorsunuz. Savcıya saygılı olunuz. Bu mahkeme avukatların laf cambazlığını kaldırmaz. Yoksa ikiniz de tutuklarım. Hatırla sevgili.